%100 yallayak. Çocukluğumun pabuçları %100 yalın. Hiçbir şey yok. Baş parmaklarımız hep yara. Çünkü koşarken çarpmıştır taşlara. Yallayak geziyoruz, ayakkabı yok tabii. Yallayak geziyoruz, geceleri yatıyoruz, ayakkabımızı yıkamıyoruz. Ayakkabımız yoktu. Sonra efendim nüfus kağıdımız da yoktu yani, nüfus kağıdı yok. Nüfus kağıdı yok. Burada aldık onu. Harabeye olmuş bir memlekette bin bir türlü sıkıntı içerisindeler aileler, insanlar, evleri yakılmış, yıkılmış. E tabii geçmiş çok sıkıntılı. Ayakkabı bulmak çok zor. Yani yalın ayak gezdiğimizi hatırlıyorum, kışta olsa dahi. Köylü çarık giyerdi umumiyetle, o tarihte zaten bu ayakkabı falan imkan yok alıp yapmasına. Çarık efendim, çarık. Bilhassa efendim Evreye'den gön alınırdı. Gön biraz hayvan derisi derdi olarak. Bunlar gibi gönderirler buna çarıklık. Efendim, onda bir sicim diye bir sicim var efendim. Ona böyle dikilir efendim. Burun kısımlarını böyle ve içinde sicim çekilir böyle. Buna böyle dikilir. Bu da efendim böyle onunla beraber kenarında da o sicimle dikilir efendim. Oh bir giyesin. Bu, yaş gibi giyesin ayağını ki ayağın tam alışsın oraya diye. O ayağına göre alışır artık. Aşağı yukarı 15 gün giyer, 20 gün, bir ay bile giyersin efendim. Ortadan ayağına delinir efendim. Delinir. O gider, o gitti o. Başka bir. O tulumba, o da şeyden canım, deriden ama ayakkabı yani o, onları giyerdik hayat, tulumbaca. Tulumbaca. O ağaç çivi, ağaç çiviyle oluyordu o zaman, o bu şey de yok hele. Demir çivi, ağaç çiviyle. Ağaç çiviyle yapıyordu onu ayakkabıcılar. Öyle oluyordu yani. Hayvanların yanına giriyorsun ahıra. Yollarda adam akıllı çamur olur o zamanki zamanda. Ya o şimdi de. Çamur olur zamanlarda gelir. Su geçmez. Böyle ayakkabılar su çeker. Ayağın içinde çorapları ıslanır. O bakımdan tercih ediliydi. Kışın hem soğuktan hem yağmurdan yerler çamur olduğu için terlikle gezilmiyor. Terlik ayaklarımız batıyor. Ama lastik giydiğimiz zaman ayaklarımızın batmasını önlüyor. Hem su geçirmiyor, hem çamura önlüyor. Onun için devamlı lastik giyiyoruz kışın. Ama bir yere kasabaya giderken yeni topuklu ayakkabılarımızı giyiyoruz, öyle gidiyoruz. Bu tür ayakkabıların bazı kadınlar tarafından direkt ayağa giyiniyordu. Bazıları da mes üstüne veyahut ayakkabı üstüne kış aylarında giyinmek üzere kullanılıyordu. Onun değişik modelleri vardı ayakkabıyla giyilecek. Doğrudan doğruya meslen giyilecek yahut yalnız kadınlar tarafından giyilecek tipleri vardı. Varlıklı kişiler dahi özel mesler yaptırırlardı. Yüz kısımları kalın kumaşlardan yapılırdı. Mesle, lastiği giyemenin yani esprisi çok sıcak tutardı kış günü. Kabul etmek lazım ki bu tür ayakkabı kısıtlı bir ekonomik imkanı olan kişilere hitap ediyordu. Tabii ekonomik imkanlar yükseldikçe bu ayakkabının tüketimi de otomatik olarak azalacak. Daha değişik, daha kullanışlı, ne bileyim görüntüsü çok daha güzel bir ayakkabı türüne gidileceği normaldi. Çocukluğumun büyük bir kısmında ben ve ailem ve benim çevremde yaşayan insanlar ısmarlama ayakkabı giydik. Hazır ayakkabı yerleşmemişti henüz. Ve çocukluğumun çok sevindirici olaylarından bir tanesiydi. Lüleburgaz'dan Zeki amcamız gelirdi. Trakya'nın neresinde oturuyor olursak olalım, Zeki amcamız bize ziyarete gelirdi.
bu yaşamımızın en hoş ziyaretçilerinden birisiydi. Çünkü yanlara doğru açılan, o kutular açıldıkça içinden çift çift ayakkabılar çıkan bir kutusu vardı. Bir kunduracı ustamız vardı. Onu getirdi dedem bahçeye. Annemler çıktılar, ayakkabı ölçüsü verdiler. Onlara çok güzel birer bir yeli rugan ayakkabı yaptı. Önünden de böyle bir atkısı vardı. Bugün gibi gözümün önünde. Size model gösterirlerdi. Modeli beğenirdiniz. Kullanılacak deriyi seçerdiniz. Kağıt üstüne bastırıp kalemle etrafını çizerlerdi. Bir de tarağını ölçerlerdi ayağın. Üst kısmını, metreli. Ona uygun kalıp seçip öyle yaparlardı. İğneden ipliğe birçok ihtiyaç maddesinin bulunmadığı bir ülke. Sümerbank fabrikalarında ordunun giydiği, askerimizin giydiği Yemeni'den, çarıktan, şeyden bugünkü günlere kolay gelinmedi. Zaten o dönemlerde büyük bir fabrikalar yoktu. Sadece hatırladığım kadarıyla Sümerbank, Beykoz ayakkabı yapardı. Sümerbank'tan hem kışlık hem yazlık alırdık. Altı kavuçuk vardı o zaman, onu alırdık. Yazlık da köseli alırdık. Üstü böyle mantlı vardı, ondan alırdık. Çünkü Sümerbank'a çok güvenirdik, biliyor musunuz? Orta mektep çağlarından itibaren hatırlıyorum. Ayakkabılar yerli mallardan alırdık. Babam yerli mallar alırdı orada. Mesela 5 liraydı normal. Bir tasarruf haftası olurdu. Yerli malı haftası. O zaman o inerdi 4 liraya, 5 liraya. Babam gider o zaman alırdı. Harpten çıkmış. Yerli üretimi çok az olan bir toplum, tüketime özendirilmiyor, bilgilendirilmeye özendiriliyor. Ekonomik zorunluluklar nedeniyle de ayakkabılar genelde pençe dediğimiz birkaç kere alt değiştirme yöntemiyle yenilenir gibi olurdu ve öyle kullanılırdı. Yani bir ayakkabı eskidi diye atmak durumu pek söz konusu olamazdı. Çocukluğumuzda bizim ayakkabılarımıza pençe yaptırılırdı. Hatta burun ve topuk kısmına bir demir çaktırılırdı. Topuk ve burun kısmı çok çabuk yıprandığı için demir çaktırılırdı bizim zamanımızda. Öyle pençe yaptırırdık. Memur çocuklarıydık. Ne kadar üst seviyede de olsa gene de memur çocuklarıydık. Ayakkabılar altı delinir. Zaten doğru dürüst ayakkabı yoktu. Çabucuk ya burnu çıkar, açılır. Ondan sonra onlar gönderilir, dikilir. Pençe işleri daha çok erkek ayakkabılarında olurdu. Yani babamın ayakkabısında olurdu. Yok şimdi artık tamir yok. Eskidiği zaman veriyorum arkadaşlara şey buradaki müstahdemlere falan. Alıyoruz yani fazla. Ayakkabıya tamire lüzum kalmıyor. ...6 yaşındaydım herhalde. Evet, bir bayramda, zaten bayramdan bayrama alınırdı öyle bize, alışveriş her zaman yapılmazdı. Nasıl pabuç giyeceğim? Terlik, lastik en kıymetli ayakkabı. Bayramdan bayrama alabilirsek alırız, alamasak. Onlar çok kıymete geçiyor. Başımızı altına koyarız, bayram sabah kalkarız, onları giyeriz. Annemler elba yaparlar, gider konuya komşu elba dağıtırız. Bizi hoş karşılarlar, ne güzel giyinmişsiniz derler bize. Biz de sevinerek kucaklayıp geliriz evimize. Siyah bir rugan pabucum vardı üstünden atkılı. Onu çok severdim. 1949 yılında 9 yaşındaydım. Rusyalı Deli Antranik bizim akrabamızdı. Bana bir ayakkabı yaptı. Kahverengi beyaz bir ayakkabıydı. Ve bir numara ufaktı fakat ayakkabıya o kadar hayrandım ki... Anneme babama bir şey söylemeden onu giydim. Ayaklarımın parmakları ağrasa dahi. Pine tabir edilen çok ince topuklar.
Ve bugünkü yollar da olmamasına rağmen hanımlar bir balerin gibi yürürlerdi ve şıklıklarını ayakkabılarla tamamlarlardı. 17 ponta kadar ayakkabı vardı. Ben 9, 11, 15, 17 pont giyerdim. Yani 17 ponta da o kadar rahat yürürdüm ki bir de ucu kılıç gibi keskin sivri burunlar vardı. Ve ayağınızın numarasından en az 2 numara büyük olacaktı bunlar ki o sivri burunun içine ayağınızı sokasınız. Yani bir hanımefendi gelir, ayakkabısını alır, çantasını alır, şapkası, eldiveni, yani onun öyle bir giyim tarzı olurdu. Urfa'da her zaman için daha sivri burun böyle bir alışkanlık olduğu için ben de hep gençken onlardan falan giyerdim, daha böyle şey. Şimdi alıp onu giydiğim zaman ayağım böyle 2 kat falan oluyor içinde, nedir ama ayağında güzel duruyor. Zamanla bu biraz daha yuvarlak burun oldu. Bundan birkaç sene evvel küt bir burun çıktı. Model olarak işte maskaretli, mokasen, yarım bot şeklinde değişik modeller vardı. Churchill denen şey bir bot türüydü. Ve işte 2. Dünya Harbi'nde bir miktar geldi. Biz askerliğimiz esnasında da bize verilen botlara Churchill tipi denirdi. Şimdi giyim tarzı değişti. Dolayısıyla ayakkabı alış tarzı da değişti. Spor ayakkabılar. Günümüze çokça giren spor ayakkabılar var şu anda. En yaşlı insanlar dahi bu spor ayakkabılara tabii eğiliyor. Zaten çağ tabii gidiyor. Bir koşma zamanı, bir yetişme olayı var. Mecbursunuz, gündüz elinden çıkıyorsunuz, pantolonunuzda da yahut ayakkabınızda da rahat etmek istersiniz. Onu giyersiniz, onunla gidersiniz. Biraz rahatlığa kaçıyoruz galiba.